Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar luncu değerlendireceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, özellikle bu videoda luncun kısa vade ve normal hareketlerini değerlendireceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki videoda özellikle e, biraz daha orta vade hareketlerini ve çok detaylı bir inceleme yapacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi şu anda... Baktığımız zaman ciddi bir iğne gelmiş ve an itibariyle arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan bir başlayalım saatlikten. E, açık ara bir dead cross hareketli ortalamalar 6. 4 saatlikte tamamen aynı muhabbet ve 102 seviyelerindeki ana direncin arkadaşlar altındayız. Günlükte hakeza aynı şekilde. Biz burada bakın normalde bir de dezavantajlı olan durum. Ana dirence hareketli ortalamalar ve aynı şekilde birbirine çok yakın. O yüzden şurada 3.01'lerle 3.102'ler arasında inanılmaz bir tampon var ve aşağı gidiyor. Normalde lunge normali arkadaşlar bu saatten sonra 4.075'lere kadar ilk partide garanti düşüş gösterir. Hatta hatta arkadaşlar daha orta vade değerlendirdiğimizde 4.055'lere kadar düşüş göstermesine rağmen Bugün gelecek enflasyon verileri çok önemli. Bunu tekrar ediyorum. Şimdi buradakini neden anlattım? O zaman arkadaşlar enflasyon verileri açıklandığı takdirde lunc yön yukarı yapsa bile bir gün bu seviyeler gelecek. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun da testi olacak. O yüzden toplu alımlarda acele etmemek gerekiyor sevgili arkadaşlar. E, i̇şin en özü bu. E, verilerle birlikte şunu bilmek lazım. 102 seviyelerinin üzerine attığımızda aşağı yönlü bu hareketin kısa vadedeki senaryosu bitmiş olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Ve 102'lerden yön yukarı hareketler bekleyebileceğiz. Uzun lafın kısası şu anda lunç 3.5'teki karara göre ciddi halde bir yönünü belirleyecek arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.